Fakademi'nin YouTube kanalından herkese merhaba, ben Hilal. Bugün yaz döneminde özellikle sözel dersler adından nasıl bir çalışma planı çıkarmamız gerekiyor? Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, sözel derslerle alakalı çok bilinen bir yanlıştan bahsedelim ve daha sonra bu süreci daha doğru ve mantıklı bir şekilde nasıl ilerletiriz, bunun hakkında konuşalım. Hep şunu söylerler, özellikle edebiyat noktasında bunu söylerler. Sınava yakın zamanda edebiyat konularına çalışmaya başlayın. Çünkü ezber olduğu için senenin en başından çalışırsanız sınava yaklaştığınız süreçte bütün öğrendiklerinizi unutabilirsiniz. Birinci yanlış. Böyle bir şey yok. Bir kere zaten bu algı edebiyatın bir ezber dersi olduğu şeklinde kabul edilmesinden çıkıyor. Edebiyat bir ezber dersi değil. Daha önceki edebiyatla alakalı bir video daha çekmiştik. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada da söyledim. Edebiyat bir ezber dersi değil arkadaşlar. Herhangi bir şeyi ezberlemeyeceksiniz. Bunu daha önce de söyledim. Maruz kalacaksınız bilgiye. Ne demek bilgiye maruz kalmak? Sürekli aynı şeyleri tekrar etmek. Sürekli aynı şeyleri, aynı isimleri, aynı konuları sorular aracılığıyla görmek. Dolayısıyla da işte burada kilit bir nokta. Soru çözmek. Soru çözmeye başlamanız için konuları hemen bitirmeniz gerekiyor. Bol bol soru çözeceksiniz. Bol bol soru tipi göreceksiniz ki girdiğiniz deneme sınavlarında da iyi sonuçlar elde edeceksiniz ve böylelikle deneme sınavlarından aldığınız o pozitif sonuçlar sizi sınava daha özgüvenli bir biçimde hazırlayacak. Şimdi düşünün, edebiyat ezber, o yüzden de işte hemen unutmayayım diye yılın sonuna bırakıyorum. Sınava kalmış 4 ay, sen koskoca edebiyata 4 ay kala başlamışsın çalışmaya. Haydi bakalım Servet-i Film, Milli Edebiyat, Fecrati falan bir şekilde aktı ama önünde senin koskoca bir Cumhuriyet dönemi edebiyatı duruyor. Sınava kalmış 1 ay. Zaten senin ders çalışma motivasyonun biraz düşmüş. Çünkü ayların yorgunluğu artık bir şekilde üzerinde hissetmeye başlamışsın. Ve bir bakıyorsun yığınla yazar, eser, roman özeti ve bir sürü soru. O noktada edebiyata başlamak için kendini ne kadar motive hissedeceksin? Şu oluyor öğrencide, of çok fazla konu var, sınava kaldı 1 ay, ben bunların hangi birini çalışacağım, hadi çalıştım daha bunların testlerini çözeceğim falan filan. Bu sefer ne oluyorsunuz? Demotive oluyorsunuz. Eğer ki konuları erken bitirirseniz, sınava 3 ay 4 ay kala girdiğiniz denemelerden edebiyatla ilgili güzel netler almaya başlamış olursanız bu sefer sınava şu psikolojiyle gireceksiniz. Ben zaten iyiyim. Yani son denemelerde edebiyatta bir boşum çıktı çıkmadı. Zaten soruları çatır çatır çözüyorum. Bütün soru bankalarım pıt pıt tikilerle dolu. Dolayısıyla normal sınava gireceğim ve zaten bildiğim şeyler çıkacak ve çözeceğim. Bunun özgüveniyle sınava girmek ayrı. Sınava 2 gün kala dahi hala konu çalışıyor olmak, onun telaşında oluyor olmak ayrı. O yüzden arkadaşlar bir kere yazın. Siz ne yapacaksınız? Konu çalışmaya başlayacaksınız edebiyatta. 12. sınıfların çok büyük bir kısmı zaten dershaneye gidiyor oluyor. Dershanede ne zaman başlıyor? Ağustos'un sonları itibariyle başlıyor. O yüzden her zaman daha önce de söylüyorum bunu. Söyledim daha doğrusu. Öğretmenden evvel gideceksiniz. Yani ben dershaneyle takip edeyim, hoca neredeyse ben de onunla beraber gideyim gibi bir düşünce sözel dersler için mantıklı değil. Bu coğrafyada da mantıklı değil. Tarihte de mantıklı değil. Felsefe grubunda da mantıklı değil. Zira hocayla ilerleyeceğiniz bir şey yok. Bunlar zaten sözel dersler. Kendiniz de o kitaptan okuduğunuzda anlayabilirsiniz en nihayetinde. Hadi kitaptan okuyacağım, sıkılırım diyecekseniz biz varız zaten arkadaşlar. Bunları biz sürekli olarak hani videolarda hazır ve nazır bulunuyor. Hocayı bekleyeceğiniz bir durum yok. Dershanenin başlamasını bekleyeceğiniz bir durum yok. Alın elinize Pakodem'in uygulamasını. Oradaki videolar aracılığıyla başlayın çalışmaya. Dolayısıyla da ne olacak? Siz bu yaz döneminde 3-4 ünite ilerlemiş olacaksınız, bitirmiş olacaksınız. Bu sefer yıl başlayacak. Okuldaki hocanız ya da dershanedeki hocanız en baştan sizin çalıştığınız konuları anlatmaya başlayacak ve ne olacak? Bilgiler cilalanacak. Eksik kalan, az buçuk unutmaya başladığınız yerler hoca tarafından tamamlanacak ve siz bilerek gittiğiniz için yer yer derse de katılacaksınız. Hocanın sizi onaylar tavrı, sizin derste biliyor hissediyor olmanız size bir özgüven olarak geri dönecek. Bakın, sınava hazırlık sürecinde çalışmanızın karşılığını alabilmek, sınıfta nispeten bir takım arkadaşlarınızdan daha iyi olduğunuzu görmek, denemelerde böyle birilerinin önüne geçtiğinizi görmek, o noktada daha özgüvenli, daha kendinden emin bir sınava hazırlanma sürecini garanti ediyor. Ve bu bakın psikolojik anlamda çok etkili ve önemli. O yüzden
her zaman söylüyorum. Önden gidin. Yazın ne yapacaksınız? Atıyorum İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatından başladınız. Halk edebiyatı gitti, divan edebiyatı gitti. İşte o aradaki karışık dönem eserleri falan filan hepsini gördünüz. Zaten ilk 3 üniteyi bitirdiniz. Ağustos ayı geldi. Batı etkisindeki Türk edebiyatına başlayacaksınız. Hoca direkt Batı etkisinden başlamayacak. Hoca ne yapacak? İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatından başlayacak. Ve siz bildiğiniz konuları dinliyor olacaksınız. Yer yer katılacaksınız. O arada zaten soru çözdüğünüz için konularınızı da pekiştirmiş olacaksınız. Dershaneye gideceksiniz. Bildiğiniz konuları hoca anlatacak, test çözeceksiniz. Hocadan önde gittiğiniz için de zaten Batı etkisindeki edebiyata siz önden başlamış olacaksınız ve böylelikle her sınıfa gittiğinizde bildiğiniz şeyler hoca tarafından bir daha anlatılacak. İnanılmaz derecede ne olacak o bilgi artık iyice oturmuş olacak. Siz 5 ayda bütün edebiyat konularını 5 maksimum 6 aydaki bence 5 ay çok yeterli bir süre konuları bitirdiğinizde sınava kalan 3 aylık sürede de bol bol soru çözdüğünüzde ki Pakodem'in uygulamasında çok fazla soru var. Otobüste, metrobüste, yolda, her yerde oturup çıkartıp o soruları çözebilirsiniz. Soru çözdükçe, soru gördükçe de bilmediğiniz, kenarda köşede kalan hiçbir bilgi kalmayacak ve siz o özgüvenle sınava girmiş olacaksınız. Aynısı coğrafya, tarih ve felsefe grubu dersleri için de geçerli. Sayısalın sözeli olarak kabul edilen belli bir noktada biyoloji için de geçerli. Bunları son zamanlara kesinlikle bırakmayın arkadaşlar ki tamamen soru çözmeye vaktiniz olsun. Tamamen soru aracılığıyla öğrenme süreci yine de vakit ayırın ki çok etkili bir öğrenme sürecidir soru üzerinden öğrenmek. Kendinizi bundan mahrum etmeyin. Sınava bir ay kala harıl harıl konu çalışıyor olmak sizi psikolojik anlamda da iyi etkilemeyecek. Bunu sakın unutmayın. Peki Türkçe'de ne yapacağız? Bir kere paragraf sorusu arkadaşlar çok önemli. Dil bilgisinden en son TYT'de 6 tane soru çıktı mesela. Onun dışındakilerin hepsi paragraf sorusuydu. Ne yapacağız yazın? Yazın şunu yapacağız. Mutlaka en az bir tane paragraf soru bankası bitirmiş olmalısınız. Mutlaka bitirmiş olmalısınız. Zorluk derecesi nasıl olmalı diye sorarsanız kolay bir kaynaktan başlamanızı öneriyorum. Çünkü çok zor bir kaynaktan başladığınızda bir kere seneye demotive başlamış oluyorsunuz. Yani paragraf biraz böyle ısınma işi arkadaşlar. Maça ısınmadan çıkamazsınız. Yaz dönemi sizin ısınma döneminiz olacak. Bu yüzden de kendinizi çok fazla yorup hırpalamanıza gerek yok. Hep şunu söylüyorlar. Ya hocam ben paragraf sorusu çözüyorum ama çok yanlışım çıkıyor. Yani geriye dönüyorum. O zaman anlıyorum ne yapacağım. Hani nasıl düşünmem gerektiğini. Diğer seçenekler de bana çok mantıklı geliyor aslında. Ben bu işin altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu işi biraz bisiklet sürmeye benzetiyorum. Belli bir dönem düşeceksiniz. Belli bir dönem çok fazla yanlışınız çıkacak. Ama sürekli olarak yanlışlarınızı kontrol ede ede ilerleyeceğiniz için bir süre sonra ben hep böyle düşünüyorum ama demek ki ben yanlış düşünüyormuşum. Ben sadece sorunun benden ne istediğine odaklanmalıymışım. Soru kökü benden ne istiyorsa paragrafta sadece onu aramalıymışım. Benim yaşam deneyimimin, tecrübelerimin, benim için neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunun paragraf sorusu çözmede hiçbir önemi yokmuş farkındalığına en az bir soru bankası bitirdikten sonra erişiyorsunuz. Bir bakacaksınız ki artık yanlışım çıkmıyor. O yüzden ilk etapta çıkan yanlışlarınızı görmezden gelin. Bunu bir öğrenme süreci olarak görün. Çünkü paragraf konu anlatımı diye bir şey yok arkadaşlar. O da sizin bir konu çalışmada evreniz gibi ol. Çıkan yanlışlarınızdan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bakın bu çok önemli. O yüzden de ilk etapta 4 yanlış, 5 yanlış çıksın. Önemli değil. Siz o 4 yanlış, 5 yanlış üzerine oturup düşünüyorsanız bu önemli bir çalışma pratiğidir. Bunu sakın unutmayın. Böyle yaz döneminde seçtiğiniz sorular nispeten biraz daha kolay sorular olsun ki dediğim gibi o ısınma döneminde kendinizi çok hırpalamamış olursunuz. Dil bilgisi konusuna gelirsek de dil bilgisinde hiçbir şey yok. Çok az konu var. İşte ses bilgisi konularıdır. Fiilde çatıdır, cümlenin ögeleridir, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, isim, fiil vesaire. Bütün bunları ne yapıyorsunuz? Yazın bitiriyorsunuz. Çünkü Türkçe'de çok aman aman konu anlatım bir şey yok. Hemen bizden açacaksınız, videoları izleyeceksiniz. Akabinde hemen sorularınızı çözeceksiniz. Ve bütün yıl boyunca dil bilgisinden yapacağınız tek şey soru çözmek olacak. Dil bilgisi soru çözerek öğrenilir. Noktalama işaretleriyle ilgili mesele soru çözerek halledilir. Yazım kurallarıyla ilgili ne kadar çok soru görürseniz artık iyice o şeylerin ayrılması gerektiği, şu böyle mi yazılır, bu böyle mi yazılır, hep bunlar soru üzerinden öğrenilir. Bunları konu çalışacağınız bir durum yok. O yüzden dil bilgisiyle ilgili konuları yazın bitiriyorsunuz. Hemen bir paragraf soru bankasını yazın mutlaka bitiriyorsunuz. Sözel dersleri hemen başlıyorsunuz. Yaz döneminde en az 3 üniteyi halletmiş bir şekilde yazı kapatıyorsunuz. Peki nasıl bir yaz programı çıkarmam lazım? Bir kere kendini çok yormayacaksın. Çünkü zaten çok yoğun bir tempoya giriyor olacaksın Ağustos sonrası. Ama yaz dönemini verimli değerlendirmek önemli. Okul yok, dershane yok. Bütün gün senin ve bu bulunmaz bir nimet. Bir kere bunun farkına varalım. En başta psikolojini hazırlayacaksın. Yani üf önümde koca bir yıl var. Sınava hazırlanacağım. Dershanede başlıyor. Okul dershane
bir arada gidecek şöyle böyle. Bir kere bu moral bozukluğuyla girilmez. Hırslı olmanız lazım. Hırs içinde daha önce de söylemiştim. Bir hedefin de olması lazım. Bir şeyi yana yakıla istiyor, arzuluyor olman lazım. O yüzden önemli bir üniversite hedefi, bir bölüm hedefi önünde şöyle güzel durmalı ve seni heyecanlandırıyor olmalı. Bir kere en önemli şey bu. Ondan sonraki süreçte de iyi bir planlama. Nasıl planlayacağım yaz dönemimi? Benim önerim arkadaşım, erken kalk. Yani böyle çok geç 11'lere 12'lere kadar uyuma. Çok da hani kalkıp 6'da da uyan demiyorum sana. 8.30 9 gibi açtın gözünü. Bir kahvaltını et. 10'da otur o masaya yani. 10'da o masaya otur. Zaten yaz sıcağında güneş tepedeyken sokağa çıkıp ne yapacaksın? Aç pencereni, yap birkaç Türk kahveni, otur. Hemen böyle bir 30 soru paragrafla bir başla. Temizinden. Zihnin açık çünkü. Ondan sonra çıkan yanlışların üzerine bir düşün. Kat bir dolan bir ara ver. Tekrar otur. Ondan sonraki süreçte hemen edebiyat mı çalışacaksın? Başla bakalım edebiyat çalışmaya. Önünde bir not defterin olsun. Önemli yerleri not ederek çalış, çok önemli. Ya da işte bir cep kitabı üzerinden çalışıyorsan elinde böyle bir fosforlu kalemin olsun, altını çizerek çalış. Sonra bir odada dolan bir volta at, bir bahçeye çık, balkona çık, bir şey yap. Kendi kendine öğrendiğin şeyleri anlat ya da ailenden birine oturt karşına, ona anlat. Anladığını kendi kendine hemen tasdik etmiş olursun. Sonra da hemen çalıştığın konuyla alakalı testini çöz. Şöyle 5 saat, 10'da başladın. 5 saat sonra ne yaptı? Yaptı öğlen 3'e kadar çok fazla ara vermeden. Tamam mı? Yani öyle kalkıp da 40 dakika ders, 20 dakika mola falan, ben buna inanmıyorum. Zaten 30 dakikadan sonra adam akıllı odaklanmaya başlıyorsun. Zıt pırt ara verirsen sen nasıl verimli ders çalışacaksın? Böyle bir şey yok yani. Bir kere sizin oturup sağlam böyle bir saat aralıksız çalışabilecek noktaya gelmeniz lazım. Bunu da yazın sağlayacaksınız ki kışın oturup da böyle bir saat aralıksız ben ders çalışabiliyorum ve bu ritmimi ben yazın sağladım diyebilin. Tamam mı? O yüzden zırt pırt ara vermeyin. Bir kere ben bunu önermiyorum size. Oturdun şöyle öğlen 3'e 3.30 4'e kadar bir güzel çalıştın. Zaten güneş inmeye başladı. Ondan sonra da tatil yerindeysen git plaja. Küresel ısınma arkadaşlar. O saatte güneş teninize zarar verir. Bir şey olur. Git 4'ten sonra denize gir. Akşam 8'den sonra arkadaşlarınızla otur. Çekirdek çitle bir şey yap. Balkona çık. Ne yapıyorsan yap. Takıl. İstediğin gibi eğlen. Ama güne erken başlarsan işini öğlen 4'e doğru mis gibi bitirir. Vicdan da rahat olur. Ben bugün sorumu da çözdüm. Konu da çalıştım. Paragrafımı da çözdüm dersin bir güzel. Ve her gün yaz döneminde 5 saatlik çalışma sana yeter. Konularında da ilerlersin. Bir tane soru bankasında mis gibi bitirirsin. Dil bilgisi konularını da bitirirsin. Ve yıla motive, ders çalışma pratiğini kazanmış bir şekilde başlar. Bunu yapabilirsiniz. Buna gerçekten inanıyorum. Bilgiye ulaşabildiğimiz bir çağdayız. Dediğim gibi biz burada bir senedir sürekli olarak videolar çekiyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Burada da bir emek var. Ve bütün bunlar sizin için. Dolayısıyla da bilgiye bu kadar kolay ulaşabildiğiniz bir dönemde lütfen o bilgiye ulaşmaktan, o bilgiyi kovalamaktan çekinmeyin. Bizlerden yararlanın efendim. Önümüzdeki videolarda yine farklı konuları konuşmaya devam ederiz. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.